İki. Arkadaşlar selam. Öncelikle herkese sağlıklı yarınlar diliyorum. Arkadaşlar bir süredir kanalımıza video yükleyemedik. Yükleyememe nedenlerimizden biri de Covid dolayısıyla. Marina'dan çıkışlar yasak. Denize, boğaza vesaire her yere olduğu gibi denize de bir yasağımız var. Arkadaşlar bir süredir DM üzerinden bana gelen mesajlarda "Aa ben amatör denizci ehliyeti alacağım. İşte ben bu ehliyetle ticari faaliyette bulunabilir miyim? İşte bu ehliyet ne işe yarar? Nerede kullanabilirim? Ben bu ehliyetten para kazanmak istiyorum." gibi konular ardı arkası kesilmiyor. Ben bunları size anlatmak istiyorum ve aktarmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle amatör denizci ehliyetiyle ticari faaliyette bulunamaz. Yani ticari tekne kullanamazsınız. Şirket sizin adınıza bile olsa o tekneyi kullanamazsınız. Arkadaşlar amatör denizci ehliyetiyle 24 metreye boyuna kadar tekneyi kullanabiliyorsunuz. Ama özel tekneyi kullanabiliyorsunuz. Spor amaçlı gezi, spor, balıkçı, surf, bu tarzlardaki kiraladığınız ekipmanları, yani bir şirketten kiraladığınız ekipmanları da kullanabilirsiniz. Ama siz ticari faaliyet yürütemezsiniz o teknede. Yani benim teknem var veya bir teknede kaptanlık yapmak istiyorsunuz. İşte bu tekne ticari bir tekne. Bu teknede ticari faaliyette bulunmak istiyorsunuz. Olmaz. 24 metreye kadar tekneyi kullanabiliyorsunuz. Ticari faaliyette bulunamıyorsunuz. Arkadaşlar bir süredir DM üzerinden ciddi bir şekilde bana işte abi ben bu işi yapmak istiyorum. Kaptan olmak istiyorum. Denize açılmak istiyorum. Bir takım mesajlar. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ve de cevap veriyorum. Hiç veremediğim de olmadı. Hatta bugün bir tanesi bana bugün DM'den bir mesaj attı. Sefa. Bugün attı. İşte abi ben bu işi yapmak istiyorum. İşte bu işte arkadaşım şeyde Roro'da mı bir yerde çalışıyormuş işte 2500 TL maaş alıyormuş. Bu işte uğraşmak istiyormuş. Telefonumu DM üzerinden kendisine attım. Gerçekten Sefa. DM üzerinden telefonu kendisine attım. İşte abi müsait değilim ararım. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bu işi yapmak istiyorsanız ilk başlangıç etapta parayı aramayacaksınız. Gerçekten bu işte para var. Bu işte para kazanmak istiyorsunuz. 5000 TL, 6000 TL, 10.000 TL, 15.000 TL, 20.000 TL aklınıza gelebilecek rakamları alınabiliyor. Doğrusu bu. Bakın arkadaşlar, yıllar önce ben askerden geldikten sonra bu işe başladığımdan bu yana ilk 2 yıl hiç para almadan çalıştım. Evet, hiç parayı beklemeyeceksiniz. Gerçekten bu işi yapmak istiyorsunuz, ilk etapta parayı arka plana atacaksınız. Ben bu işi yapmak istiyorum diyorsunuz. Ha diyeceksin ya kardeşim ben 2 sene para almadım veya aldım, karnımı doyurdum veya işte hamallık yaptım veya ameliliğini çektim vesaire vesaire. Şu anda ben onun fazlasını alıyorum. Doğrusu bu. Kazanıyor muyum? Kazanıyorum. Ediyor muyum? Ediyorum. Arkadaşlar bir işi öğrenmek istiyorsanız ben size bunları anlatacağım, aktaracağım ama bir yerde de uygulamamız lazım. Uygulayamıyoruz. Uygulayamıyorsak bir anlamı kalmıyor. Ama öğrenmemiz de gerekiyor. Tamam öğrenelim. Ama bir yerde de yeni geldiği zaman uygulamak istiyorsun. Veya diyorsun ki ben bunu ticari olarak düşünüyorum. Ha ben alacağım. Ehliyet alacağım. Gemicilik yapmak istiyorum. Önceden, onu da anlatayım size. Önceden MİÇO ehliyeti vardı. MİÇO ehliyetini müsteşarlık kaldırdı. Gemici ehliyetimiz var. Gemici ehliyetiyle de tekne kullanabiliyoruz. Ama gemici ehliyetinde belirli bir periyotta kursa gitmemiz lazım. O kursu bitirmemiz lazım vesaire. Onun background'ı daha uzun. Yani yaklaşık onu siz 2-3 ay içerisinde elinize geçer o ehliyet kursu vesaire. O ehliyette mesela ticari tekne kullanabilirsiniz. Gemici, sonradan onun bir üstü usta gemici gibi sınırlı vardiya zabiti çalışmış olduğunuz hizmetlere istinaden.
Arkadaşlar öncelikle bu işi yapmak isteyen kişilere sesleniyorum. Ben denizde çalışmak istiyorum, kaptan olmak istiyorum, yatlarda çalışmak istiyorum. Ben yatlardan yola çıkarak konuşuyorum. Veya denizde çalışacak. Ya ben bu işe nasıl başlarım? Öncelikle git abicim Bodrum'a, Antalya, işte Kemer, Çeşme. Charter teknelerinde öncelikle bir basamak olarak bir işe başla. Sezonluk. Bak kardeşim ben bu işi yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Ha gel Fahrettin, al sana bu tekneyi, al sen bu teknenin kaptanısını, haydi kaptan oldun, al sana da 10 bin lira maaş. Yok kardeşim bu yağma değil. Kimseye vermezler. Ben yıllarca bu işi yaptım. Bakın ben bunları hiçbirini kafamdan atıyorum, tutuyorum demiyorum. Yıllar önce ben bu işe başladığım zaman dediğim gibi hiç para almadan başladım. Arkadaşlar gideceksiniz herhangi bir basit bir teknede, yakınınızın teknesi olur, charter teknesi olur, Bodrum'daki bir tekne olur, Marmaris'teki bir tekne olur. Bunlara gireceksiniz. Bir taraftan orada ayrı bir plan oluşuyor. Yani orada ayrı bir dünya oluşuyor. Orada yeni insanlarla tanışıyorsunuz. O yeni insanların kulağına bir şey geliyor. Ya işte şurada bir şey var. İşte orada bu var. Derken bir bakmışsınız ki number one olmuşsunuz. Ve eminim, bilmiyorum, saçma gelecek. Ben kendim bu şekilde buraya geldim. Ben çok kişiyle çalıştım, çok kişiye hizmet verdim. Emin olun, devlet erkanından da olsun, sanatçı erkanından da olsun. Hepsine birebir hizmet verdim, hepsine çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. İlk etapta ezileceğiz. Çıraklık gibi düşünün. Hani bir işe çıraklık olarak başlıyoruz. Çıraklık olarak düşünelim. Benim size önerim, ilk etapta gideceksiniz bir yerde ezilerek, sabır ederek bu işi yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde başlayabilirler. Çok kısa bir şey anlatacağım. Sefa aklıma o geldi. Yıllar önce TÜDEV'e gittim ben. Yat kaptanı sınavı için başvuruda bulunacaktık. Oturdum okulun bahçesinde, bir tane öğrenci, işte burasında apoletler var. Dedim ki kardeşim bu ne? İşte dedi ki bizimki hazırlık, işte birinci sınıf, ikinci sınıf. Dedim senin sınıfın ne dedi, işte ben dedi ikinci sınıfım ne. O dönem yaklaşık 16-17 yıl öncesinden bahsediyorum. 10 bin lira gibi bir rakam arkadaşlar. TÜDEV dediğim Denizcilik Yüksekokulu çok ciddi bir okuldur. Büyük denizciler de çıkmıştır yani oradan. Çocuğa dedim ki yani sen bu okulu dedi ne için oku? Annem babam istedi dedi. Sen? Ben bilmiyorum dedi. Yapacağım mı dedim bu işi? Bilmiyorum belki 5-6 ay bir sene yaparım. Ya yapmayacaksanız niye geldin abi bu kadar büyük bir okulu okumak için? Önce şunu anlatayım arkadaşlar. Gelirsiniz bakarsınız gidersiniz bir yerde miçoluk yaparsınız. Kendinizi eğitirsiniz. Miço olarak dersiniz ki ya kardeşim hakikaten benim hoşuma gidiyor. Şu filay bir şey çıkıp tekneye kaptan olmak istiyorum dediniz mi? Aklınızın ucundan geçiriyor mu? Hedefiniz oysa yapın. Eğer ki başta ben bu işi kardeşim bana göre değil, denizde tutuyor beni, bu hayat bana göre değil diyorsanız yapmazsınız. Sadece hobi olarak düşünürsünüz. Bakarsınız ya çok teferruatlı iş, işte boğulurum korkusu, endişesi olur. Yapmazsınız. Benim size fikrim, söyleyeceklerim bunlar. Herkese yolu açık olsun diyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar ve yapacak olan arkadaşlara tavsiyelerim bunlar. Arkadaşlar, YouTube üzerinden de mesajlar alıyorum. Hepsine cevap veriyorum. Emin olun hepsine cevap veriyorum. Hatta bugün de bayağı kişiye cevap verdim. Sizden ricam şu. Ben bu işten bir kuruş para kazanmıyorum. İnsanlara bu işi öğretmeye, vesile olmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama adamlar yardımcı oluyoruz. Birçok kişi de benimle dalga geçiyordu bir süre önce. Ya abi ne yapıyorsun ya işte dalga geçiyorlar ya işte öyleydi böyleydi. Ama şimdi hepsi şunu söylüyor. Ya abi yeni bir video at da seyredelim. İşte biz de ya kaptan arkadaşlarım benden diyor ki bana şunu söyledi. Çok
bir arkadaşım aradı beni, Emre diye. Abi dedi, vallahi dedi, ben şunu söyleyeyim sana dedi. Yani ben bu işi yapmama rağmen dedi, senden bir şeyler öğreniyoruz. Arkadaşlar, herkes herkesten bir şey öğreniyor. Onun için kimse kimseyi de alay etmesin, kimse kimseyi de incitmesin. Sağlıcakla kalın, sağlıklı yarınlar diliyorum herkese. Yolunuz açık olsun.